Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün Ahmet Ümit'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk Seval, hoş bulduk. Ahmet Bey'le bugün kent, sokaklar ve polisiye dedik. Bilmiyorum, bu başlık sizin için de herhalde. Tabii tam bizim konumuz. Evet, yani sonuçta tam. Polisiye deyince kapsıyor hepsini. Evet. Tabii gayet tabii. Zaten şimdi ben burada hepsini göremiyorsunuz Ahmet Bey'in külliyatı diyelim. Bütün yazın hayatının şimdiye kadarki mahsullerini de buraya getirerek önümüzde olsun istedim. Gerçekten Türkiye'de polisiye dendiğinde sadece ilk isim olmakla kalmıyorsunuz siz. Ve dediğiniz gibi bu başlıkta gerçekten kent, sokaklar ve polisiye. Şimdi sanırım Sultan'ı öldürmek dışında siz hiç kapalı oda muamması yazmadınız. Yo, evet, evet yani doğru. Bu da siz polisizin için yani edebiyat sanırım sokaklarda aynen geçen öyle. Bir şey. Aynen öyle. Neden böyle kurguladınız? Yani niye sokaklar bu kadar önemli sizin için? Aslında tabii çok düşünülerek yaptığım şeyler değil bunlar benim. Yani hani polisiye yazarken de ben şöyle düşünmedim Seval. Yani hani polisiye yazmam lazım benim. Yani hani işte Türkiye'de polisiye tabii. yazılmıyor ve polisiye yazmam gerekiyor. Yahut polisiye bana en uygun tür falan diye polisiye yazmaya başlamadım. Yazdığım şeyler polisiyeymiş bir kere. Neden? Bu da sokaklarla çok ilgili. Çünkü ben sokaklardan geliyorum aslında. Yani geldiğim yer orası. İşte 74 yılında 14 yaşındayken ben solcu oldum. Hayatımın büyük bölümü 74 yılından 89 yılına kadar 15 yıl sokaklarda geçti diyebilirim. Sokaklar derken tam anlamıyla sokaklar. Çünkü 80 yılıyla beraber 12 Eylül darbesi yapılınca bizim derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz kapatılınca sokaklarda görüşmeler yapıyordum. Ondan önce de hayatın kendisi, eylemler, afişlemeler, mitingler bilmem ne, her şey, kavgalar, her şey aslında bir anlamda sokaklarda geçiyordu. Yani şöyle dersek çok yanlış olmayacak, hayatı kitaplar kadar sokaklardan öğrendim. Evet. Ve gerçek yaşamın, hakiki yaşamın sokaklarda olduğunu inanıyorum. Çünkü insanlar sokaklarda. Ve o sokakta her tür insanı görmek mümkün. Evet. Şimdi Agatha Christie'ye baktığımız zaman yani işte hani oda muammasının en somut örneği evet. diyebileceğimiz. Aslında Edgar Allan Poe'nun işte çalınmış mektubunda da var. Bunlar bayağı kullanılan şeylerdir. Evet. Sarı Odanın Esrarında var Simen mesela bu. Ona pek çok romanda var ama esas olarak eğer edebiyat ister polisi olsun ister tarih ister felsefe romanı ister aşk romanı ne böyle kategorize yapacaksak eğer bir misyonu varsa insanı anlatmak. Yani evet. benim için mesele budur yani çünkü benim polisiyemde asıl sorun katil kim meselesinin çok ötesinde böyle düşünürüm. Dolayısıyla o cinayeti anlatırken ya da o suçu anlatırken bunun gerisindeki sosyolojik, psikolojik durumlar, insani durumlar, insan ruhunu dışa vuran durumlar, tabii ki elbette ülkenin ve dünyanın bütün sosyolojik, psikolojik, tarihsel geri planı bunları anlatmak benim için çok kıymetli. Dolayısıyla yani sokaklar dendiğinde işte şeyde Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nda da yoğun bir şekilde sokaklar, tabii. Petersburg sokaklarını biz görürüz. Her ne kadar Hamlet'te bir sarayın içerisinde olaylar geçse de oradaki durum da aslında bir anlamda insanları anlatmak, insanların ruhunu anlatmakla ilgilidir. İnsanların en çeşitli halde, insan türünün çeşitlerinin zengininden yoksuluna, kadınına, erkeğine, eşcinseline, psikopatından en iyi olanına hepsinin bulunduğu yer sokaklar ve o sokaklardaki karmaşa esas olarak anlattığımız romanlarda ve yarattığımız karakterdeki tipler, insan tiplerinden yola çıkarak evrensel insanı bulmada bize yol gösteriyor. Evet, bu dediğiniz şey çok önemli. Yani insanın her hali ve insanın bu dünyada ama aslında özellikle şehirde var olmak için harcadığı bir çaba da var. Doğru. Yani şehirle bizim kentle kurduğumuz yaşamdaki bu güncellik aslında bizim birçok şeyi unutmamıza da sebep oluyor. Doğru. Yani belki de sizin edebiyatınızda ben hani biraz önce söylediğiniz gibi tarihin de bu kadar önemli olması, kentin içinde bir takım izleri ararken sadece suça yönelik izler değil, o kentin de tarihini tabii, aramak, tabii. o kentin de belleğini eserlerinize aynen, yerleştirmek aynen. sanki özel bir çaba olarak ortaya çıkıyor. Tabii şimdi şöyle bir tanımlama var aslında. Biz şehirleri kuruyoruz, şehirler yapıyoruz yani. Ama şehirler de bizi kuruyor. Evet. Yani işte İstanbullu olmak, New Yorklu olmak, Parislu olmak, Gaziantep'li olmak, Abu Dhabi'li olmak,
Mekkeli olmak, Medine'li olmak dediğin zaman hakikaten bir profil de ortaya çıkıyor. Evet, bu şehirlerde çok farklı tipler, çok farklı kültürlerle karşılaşabiliriz. Özellikle İstanbul, New York, Berlin, Londra gibi kozmopolit şehirlerde çok farklı tiplerle karşılaşabiliriz. Ama o farklılık bile şehrin bir özelliği olarak yansıyor. Dolayısıyla hani romanın aslında şehirle beraber başlaması düşüncesi de buradan zaten ortaya çıkıyor. Yani sanayi toplumuyla beraber, yani kırdan kopma, aslında kırdan kopmayı şöyle de ele almak lazım. Sadece bir üretim açısından kırdan kopma değil, zihniyet olarak doğadan kopma. Yani insanın kendi doğasını yaratmasının en somut hali olarak şehir. Ve bununla beraber romanın ortaya çıkması ve o romanda aslında, romanın kendisinde aslında psikolojiyi görmeye başlamamız. Evet. Yani artık psikoloji ortaya çıkıyor. Çünkü ondan önce diyelim ki bir köpek yahut bir kuş yahut bir balık kendi doğasından ayrı bir bilinç yaratamıyor. Evet. İnsanın özelliği, yani biz o doğadan ayrı bir bilinç oluşturduk. Hı. Aslında roman tam da bu bilinci anlatıyor. Tabii. Yeni doğamız bizim bu. Ve roman bunu en iyi anlatan tür. Hani tamam, destan var efendim, şiir var, işte masallar var, tiyatro var. Bunların hepsi vardı tabii romanlar önce. Şiir hepsi vardı. Fakat roman doğrudan insan benliği ve o parçalanmış benlik. Çünkü niye parçalanmış? Kendi doğamızdan kopmuşuz. Yani bizi yaratan anneden kopmuş. Mevlana'nın o söylediği şey odur zaten. Yani şikayet etmekte, ayrılıklardan hikaye etmekte, ayrılıklardan şikayet etmekte derken şunu demek istiyor. Yani o neyin yapıldığı çubuk bir göl kenarındaydı. O göl kenarından kestiler. Kestiği için hüzünlü. Yani biz de aslında kendi doğamızdan koptuğumuz ve yeni bir doğa, kendi doğamızı, bizi yaratan doğadan kopup kendi doğamızı yarattığımız için aslında bir tür psikolojik travmaya uğruyoruz. Yani bir yarılma var orada. İlk yarılma orada. Evet. Ondan sonra psikolojik problemler çıkmaya başlıyor. Çünkü kendi yarattığımız doğayla başa çıkmada sıkıntılarımız var. Yani başlı başına bunun için Frankenstein diye bir roman yazdım. Tabii. Mary Shelley mesela. Yani romanın anlamı budur bence. Ve bunu en iyi anlatan türlerden bir tanesi aslında polisiyedir. Tabii. Ya zaten suç insanın bu yeni doğasının bir parçası. Doğru. Ve yani kendimiz, yani neyin suç olduğu ya da neye göre suçlu olduğumuz da aslında tartışma konusu. Tabii, bir tarafta. Tabii, hani tabii. O yüzden hani bir kanun koyucular var, bir de bu kanun koyucuların tırnak içinde uyulması gerektiği kuralları yerine getirmelerini beklediği kitle var. Gayet yani, o kitlenin aslında bir taraftan kanun koyucularla baş etmek için de yeni tanımlar ve kendilerine yeni stratejiler yaratması gerekiyor. Tabii. O yüzden sizin eserlerinizde de hem bol sayıda karakter çeşitliliği var. Tabii. Ve yani suç nedir? Bu da önemli bir şey aslında. Tabii suç bir kere son derece tartışmalı bir şey. Evet. Yani eğer siz polisiye yazıyorsanız ya da suç yazıyorsanız ve bunu o ülkenin kanunlarına göre suç olarak şeyleri yazıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Değil mi? Yani şu anda Türkiye'deki anayasa son derece aslında antidemokratik özellikleri taşıyan bir anayasa ve zamanı geldi değişecek bir anayasa. Hatta bu bence sadece Türkiye'deki değil, elbette daha ileri olmasına rağmen Avrupa Birliği'ndeki pek çok anayasa da suç tanımı yanlıştır ya da Amerika'daki suç tanımı yanlıştır. O zaman şöyle bir mesele ortaya çıkacak. Yazar suçu neye göre belirleyecek? Neye göre suç? Evet. Suç nedir? Evet, aslında nedir? Bunun yazıldı defalarca. İşte bu konuda büyük usta Victor Hugo'nun Sefiller diye bir romanı var ve Sefiller'de yani bir ekmek çaldığı için kürek mahkum olan Jean Valjean diye bir karakter var. Bu karakterden yola çıkarak aslında hem suçu hem insan ruhunu ele almaktadır. Dolayısıyla bir yazar aslında ne kadar ilginç bir hikaye anlatırsa anlatsın, ne kadar sürükleyici, ne kadar zekice kurulmuş bir hikaye anlatırsa anlatsın, eğer bu hikaye sonuçta bizi kendi ruhumuzla yüzleştirmiyorsa, bunun için de tabii eylemlerimizi sorgulamamız gerekiyor. Yani oradaki karakterin eylemlerini sorgulamamız gerekiyor. Yani birbirini öldürüyor. Katil kim? Bunu gizleyebiliriz ve okur bunu, büyük bir merakla okur. Tamam, yani Agatha Christie bunu çok güzel yaptı mesela. Ama artık mesele bu değil. Yani asıl mesele neden o suçu işliyor bu insan? Yani bu insanın öteki insanı öldürmeye iten şey nedir? Evet. Neden bir başka insanı kıskanıyoruz? Kıskançlık doğal bir duygudur. Kötülük içimizde mi var, dışarıdan mı geliyor? Yani bütün bunların tartışılması gerekiyor. Şu açıdan tartışılması gerekiyor. Bir, evet, estetik bir konusu olarak bu önemli. Yani bayağılık, yücelik, iyilik, kötülük bir estetik kategori olarak ele alınabilir. Ama diğer yandan aslında romanlar sadece sanatı anlatmıyor. Tabii. Hayatı anlatıyor. Evet. Asıl mesele bu. Yani şimdi psikolojiden bahsediyoruz. Freud kendi tezini oluştururken dayandığı eser edebi eserlerdi. Yani evet. Kral Oidipus, Hamlet,
Suç ve Ceza, Baba Katilliği, bütün bunlardan yola çıkarak kendi teorisini bir psikanaliz yapmak için bunlara başvurmak zorunda kaldı. Yine günümüzde pek, ya ondan vazgeç, Homeros'un İlyadası'na yola çıkarak Şiliman Troya gezilerini yaptı. Ya. Yani asla bir edebi eser değildir. Doğrudan insanlığın önünü açan, insanlığı değiştiren, farklı yerlere götüren, çünkü hayal kurmamızı sağlayan şeydir. Hayal kurmak olmadan hiçbir şey olması mümkün değil. Her şey hayal kurmakla başlıyor. Aya yolculuğu ilk yapan bilim adamları değil ki. Evet. Poe yazdı. İlk evet. Poe yazdı. Sonra Jules Verne yazdı. Evet. Ya sanatçıların var. Ya insan yaratmayı biraz önce söyledim. Frankenstein'in Mary Shelley yazdı. Yani aslında edebiyatçılarla başlayan bir süreçten söz ediyoruz. Robotların hepsini, yani uzaya yolculuk, Mars'a yolculuk önce bizim kalemimizden çıktı. Önce biz hayal ettik. Evet, bizim kullandığımız yöntemlerle gidemezsiniz. Ama biz o fikri veririz. O fikri bilim insanı alır yahut ne bileyim din insanı alır, ne bileyim işte felsefeci alır, başka bir yere götürmeye başlar. O yüzden edebiyat asla sadece edebiyat değildir yani. Evet, bir de şimdi psikoloji, sosyoloji dediğiniz gibi bunlar önemli ama polisiye de hani siz felsefeye de aslında girip bu felsefenin de aslında hayatla nasıl birleştiği ve bu birleşimin aslında çok da masum bir şey olmadığı. Dolayısıyla hani suçun başka bir şekilde anlatılmasının okurlarda ya da işte insanlarda farklı şekillerdeki tezahürlerini de göstermek için kullandığınız bir şey. Zaten Bab-ı Esrar'da bunu yaptınız. Tabii. Özellikle Bab-ı Esrar'ı yazmanızın herhalde biraz böyle tasavvufa başka bir yerden bakmak. Doğru. Felsefeyi suçla birleştirdiğimizde neyle karşılaştığımız. Bu da önemli bir şey. Yani bu da işte hani bellek ve bu insan belleğinin modernlik tecrübesiyle birleştiğinde neye dönüştüğünün sanırım bir başka tezahürü. Şimdi aslında bence felsefe yapmadan bir roman yazmanın ya da bir edebi hikaye yazmanın mümkün olmadığını inanıyorum. Çünkü esas olarak mesele şu. Biz bir hikaye anlattığımız zaman o hikayenin anlatıldığı toplumla, o hikayenin anlatıldığı çağla ve insanlıkla, daha da ötesi belki de bütün kozmosla bağlantılı bir şey. Çünkü bilgilerimiz, dünyayı algılamamız hepsi iç içe. Bunu anlatan bilim dalı felsefe. Yani bunların bağlantılarını sağlayan şey veya da bunu tartışmamıza yol açan şey felsefe. Burada mutlak bir hakikatten söz etmek mümkün değil. Zaten romanın görevi de bu değil. Yani roman esas olarak bir tartışmayı başlatmakla mükellef. Yani biz insanlara doğruları göstermek gibi bir amacım yok benim. Ama insanlara doğru nedir tartışmasını başlatmakla bir görevim olabilir. İyi budur, kötü budur demekle mükellef değilim. Böyle bir misyonum yok benim. Ama bu mudur sorusunu sordurmakla ve buradan yola çıkarak da insanların düşünmesine yol açmakla. Ama bu düşünmeyi mesela felsefeden farklı olarak ben kurgusal bir düzlemde, içine estetik katılmış olarak, hayal dünyasını çok katarak kullanıyorum. Ve dünyayı bölmeden, felsefe dünyayı bölerek anlatır. Çünkü bir bilim alanıdır, bilim kendi alanına yoğunlaşır ve kendi alanından dünyaya bakmaya başlar. Oysa edebiyat ya da sanat öyle değil. Sanat bütün dünyaya tutulan bir ayna olduğu için bütünlük içerisinde yer alır. Aslında bu anlamda da tam da felsefenin görevini yerine getirir. Evet. Yani o büyük bütünlük içindeki parçayla bütün arasındaki ilişkiyi, çatışmayı, bütün o çelişkiler, roman da öyledir. Yani eğer bir roman büyük bir çelişkiden oluşmuyorsa o romanın gelişimi olmaz. O roman gelişmez, olmaz yani. Bir çelişki olması lazım romanda. Yani başta gördüğümüz şey sona doğru bambaşka bir şeye dönüşmesi lazım. Hatta mümkünse her bölümde bir çatışma olması lazım. Yani öyle kuracaksınız ki dinamiği ve o büyük en sonunda o çatışma bir şekilde çözülecek ya da çözülmeyecek. Bunu başardığınız an zaten romanın kendisi ortaya çıkar. Yani bir muammayı çözerken biz aslında aynı zamanda bir çelişkiyi çözmekteyizdir. Yani bir suç işlenmişse bu suç neden işlenmiş? Kıskançlık mı? Bir aşk cinayeti mi? Para yüzünden mi? Makam yüzünden mi? Ya saçma sapan bir nedenle mi? Nedensiz bir rastlantı sonucu biri öldürülmüş de buna bağlı bir şey mi? Ama bunların hepsinin arkasında zihinlerin çatışması, düşüncelerin çatışması vardır. Bakış açısının çatışması vardır. Bu çok çok önemli bir şey. Arabistan Lawrence filminde bir sahne var, hiç unutmam. Şerif diye bir şey var, Arap var. İşte Arabistan Lawrence da bunları Osmanlı'ya karşı örgütlüyor. İşte güya onlara bağımsızlıklarını kazandıracaklar. Altta başka hikaye var tabii İngilizlerin. Ondan sonra şöyle bir şeye geliyorlar. Akabe galiba, Akabe diye bir şehri kuşatacaklar galiba. Ertesi gün sanırım. Akşam da konuşuyor bir ikisi. İngiliz de Arap. Yani aslında Batı ile Doğu konuşuyor. Şey diyor ki Şerif, Allah'ın izniyle diyor, yarın diyor Akabe'yi diyor alacağız diyor.
İngiliz diyor ki Allah'ın izniyle almayacağız. Yani stratejilerimiz doğru kuracağız. Askerlerimiz doğru yönlendireceğiz. Ve ondan sonra alacağız diyor. Şimdi aradaki mesele, bu bir çatışma meselesi aslında. Ve bu çatışmanın kendisi ileride bu Şerif'in İngilizlere inanması ve sonunda bunun bir hayal kırıklığı sonuçlanması, İngiliz'in kendi politikasını akılcı bir şekilde uygulayarak kötü bir sonuç elbette, sömürgecilik sistemini devam etmesi ve Arapların Osmanlı sultasından kurtulup İngiliz sultasına girmesiyle sonuçlanacaktır. Dolayısıyla bütün bu çatışmalar aslında, romandaki çatışmaların kendisi, bize insanlık hakkında, hayat hakkında bir fikir verecektir. Yani Dostoyevski'nin romanlarında gördüğümüz odur aslında, Karamazov kardeşleri de bilhassa, her karakter aslında bir düşünceyi anlatmaktadır. Evet. Ateist kardeş, işte evet, rahip olan kardeş, günü gün etmeye çalışan kardeş, evet, baba, öldürülen baba. Aslında hepsi bir düşünce biçimi ve bu düşünce biçimleri, ya şeylerde, cinnilerde aynı şekilde, evet, düşünce biçimleri çatışmaktadır. Bir de çok somut görebiliriz aslında Dostoyevski'nin romanlarını. Romanın biraz böyle olması gerektiğini inanıyorum ben. Evet. Bu olduğu zaman bir zihin bir kere çok şahane çalışıyor, zıplıyor. Yani evet, zeka bence orada zaten. Evet. Yani ne kadar şahane bir gerilim unsuru, polisiye unsuru koyarsanız koyun, eğer insanların düşüncelerindeki bu gerilimi, o tartışmanın gerilimini yakalayamazsanız, aktaramazsanız ya da insanlar buna adapte olmazsa sıkıntı olur. Evet. Bir de şey de var, dediklerinizle birlikte, yani aslında romanı yaratan modernlik tecrübesi, evet, ve işte kentlerde. Ama polisiye, tabii, her ne kadar Agatha Christie işte bu, yani ne diyelim, bu türün en büyük yazarlarından tabii birisi olmasına rağmen o kır hiçbir zaman kır değil aslında. Doğru. Her zaman şehirle bağlantılar olan, tren yollarının her yere ulaştığı. Gayet, yani o trenin... Şehirde yaşayan insanların simgeleri, karakterler. Evet, şehir, yani şehirde yaşayan, yani sonuçta polisiye kent olmadan var olamıyor. Mümkün değil, evet, aynen öyle. Ve hani yine sizin eserlerinizde biraz önce de söylediğimiz gibi insanlar önemli ama polisiye sokaklarda ve kentin etrafında, kentin içinde dolaşırken belki de hiçbir türün yapmadığı kadar daha alt sınıfları görmemizi. Doğru. Ve hatta alt sınıflar ve üst sınıfların çatışmalarını görmemizi. Hani bunu böyle gözümüzün içine sokmadan, hani ne bileyim, yani şey demek istemiyorum, bir Orhan Kemal romanlarındaki gibi hani toplumcu gerçekçi. Yani sanki sizin romanlarınız da öyle. Başka bir öyle, toplumcu doğru, gerçekçiliği bu mümkün doğru kılan. Ve bunun içinde mümkün olduğunca toplumun o alt ve üst sınıflarını, yani karşı karşıya demiyorum, birlikte düşünen, doğru, ve bununla birlikte bir devlet memuru. Yani tabii ki, başkomiser tabii neyse, aynen, her şeyden önce bir devlet memuru. Aynen öyle. Ve bunun ortasında devlet var. Yani tabii. Bu mekanizmayı da romanlarınızda özellikle kullanıyorsunuz. Gayet tabii. Şimdi aslında polisiyeye baktığımız zaman, ya ben bir anlamda bütün polisiye geleneklerinden yararlandığımı söyleyebilirim. Ya Agatha Christie de yararlanıyorum. Yani Beyoğlu Rapsodisi'nde başlı başına Roger Ackroyd cinayetine göndermedir. Ama o şehirler meselesinde en çok beni etkileyen yazar Raymond Chandler ve Dashiell Hammett. Yani bu özellikle Dashiell Hammett önceliklidir zaten. Raymond Chandler da onun ustası olduğunu söylemektedir. Yaptığı bir şey var polisiyede, çok önemli bir şey. Alıyor ve suçu ayakları üzerine oturtuyor. Ne 1929 Amerika'sı, ekonomik bunalım ve biz orada toplumun bütün kesimleriyle yüz yüze geliyoruz. Raymond Chandler'ın bence en güzel roman olan Big Sleep, Büyük Uyku'da, evet, öyle başlar zaten. Philip Marlowe bir çok zengin bir eve gelir. Bir general vardır, generalin kızları vardır ve birdenbire bir villayla beraber başlarız. O villadan başlayarak toplumun bağırsaklarında, deyim yerindeyse, dolaşmaya başlarız ve hayatı görmeye başlar. Hayatın kendisi yahut Dashiell Hammett'ın Malta Şahini'nde yine aynı şekilde bir heykelcik etrafında dönen bir hikaye görürüz. Bunların hepsi ben romanlarımı yazarken elbette bu beni çok çok etkiliyor. Bu yazarlar, ustalar bunlar çünkü. Ama tabii önemli olan şu, evet, ben bu insanlardan çok şey öğreniyorum ama sonuçta tabii ben Ahmet Ümit'i yaratmalıyım. Yani Ahmet Ümit diye bir yazarı yaratmam gerekiyor. O zaman da onların sokakları değil, bizim sokaklar ve bizim şehirler öne çıkmaya başlıyor. Çok şanslıyım. Çünkü İstanbul'da yaşıyorum. Yani bir yazar için bundan daha elverişli bir şehir düşünemiyorum. Birkaç nedenle düşünemiyorum. Belki 100 yıl önce yaşasaydım daha şanslı olduğumu söyleyebilirdim. Çünkü o zaman çok kültürlü, daha çok kültürlüydü burası. Yani Rumlar, Ermeniler, Yahudiler yoğun bir şekilde farklı kültürlerin bir arada yaşadığını söyleyebilir. Yani ben Gaziantep'te olmayayım. Gaziantep'te bu söylediğim insanlar, sinagoglar,
kiliseler, camiler, işte Ermeniler, Rumlar ya hepsi vardı. Ve bu böylesi bir kültürel ortam çok daha iyi roman yazmama yol açacaktı. Ama yine de İstanbul hala o çok kültürlü ögelerini ve nüvelerini koruyor. Ama başka bir şeyi daha koruyor. İstanbul yani bir kanserojen bir şekilde büyüyen bir şehir. Ve dolayısıyla aynen, insanlar buraya saldırıyorlar. Saldırıyor ve yağmalıyorlar ve parçalıyorlar her anlamda. En yoksulundan en zenginine kadar, edebi açısından siyasetçisine kadar parçalıyorlar ve bu parçalanmanın kendisi, bu savaşın kendisi, bu yağmanın, bu talanın kendisi olağanüstü hikayeler ortaya çıkarıyor. Yani bir yandan çok trajik ve acı, evet, ama bir yazar için gerçekten bir kırılma anı bu ve uzun sürecek bir kırılma anı ne yazık ki, olağanüstü suç hikayeleri ortaya çıkarıyor. Evet. O nedenle elbette İstanbul'a müteşekkiriz. Yani o sokaklar ve o sokaklarda yaşananlar olması olmaz. Ama diğer yandan bütün bunların karşılığında bu şehre karşı benim bir vefa borcum var ve onu her fırsatta dile getirir ve ödemeye, evet, çalışıyorum. Yani İstanbul hepsinde, Hatırasında, Beyoğlu Rapsodisi'nde, evet, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi'nde. Sultan'ı öldürmek. Yani çünkü bunu çok kıymetli buluyorum. Bu şehri çok seviyorum. Yani evet, bu kadar talan edilmesine, parçalanmasına, kanser olmasına rağmen hala ayakta duran, hala bizi bağrına basan ve hala güzelliğini, yani hala güzelliğini korumayı sürdüren, inatla sürdüren bu şehre karşı üzerinde yaşayan herkesin, sadece yazarların değil, vefa borcu olduğunu düşünüyorum ve bu şehre kötülük yapanlardan mutlaka ama mutlaka hesap sorulması gerektiğini düşünüyorum. Hesap sorulması derken bu zihniyetin mahkum edilmesi gerektiğini düşünüyorum yani. İşte o yüzden yine sizin eserlerinizde mesela yine hani bu toplumcu gerçekçilik perspektifinden bakarsak şehir aslında tam da söylediğiniz gibi kaydedilen bir yer. Tabii. Mesela işte İstanbul Hatırası'nda Bizans, Osmanlı, evet, Cumhuriyet, hatta günümüz 4 İstanbul'un birleştiği bir coğrafyayı aslında aynı metinde bir araya geçiriyorsunuz. Ve böylece yeni bir bellek inşa ediyorsunuz. Bu da yine bana mesela çok bazen şeyi hatırlatıyor. Ahmet Mithat Efendi'yi. Evet. Bilmiyorum siz sever misiniz? Severim tabii ki. Ahmet Mithat Efendi. Yani sanki hani yazarın görevi nedir sorusu çok tartışılan bir soru ya. Hani bugünden bakıldığında siz kendi eserlerinizi yazan biri olarak hani şehirle kurduğunuz ilişkiyi de metinlerinizde taşırken hani biraz önce de söylediğiniz gibi yazarın görevi değişti. Doğru. Ve yazarın artık belirli sorumlulukları var. Doğru. Ve bu sorumluluklarından bir tanesi de bazı şeyleri kayıt altına almak mı? Aynen öyle. Beyoğlu Rapsodisi'ni yazarken ben 2003 yılıydı. İnsanlar bir çıktı kitap ve okudu. Şöyle bir eleştiri geldi. Ya tamam güzel de yani ama yani bana ne kardeşim Mısır Apartmanı niye yazıyorsun? Mısır Apartmanı tarihi niye yazıyorsun? Emek sinemasının tarihi niye yazıyorsun? Ama şimdi emek sineması yok. Evet. Artık yok. Yani ve bu gidişle belki Mısır Apartmanı da olmayacak ne yazık ki. Galata Mevlevi Hayranesi de olmayabilir. Maalesef. Yani öyle bir barbar zihniyet var ki şu anda yani bu şehrin yani ve aslında bize değil bütün insanlığa ait olan bu 2700 yıllık şehrin bütün tarihiyle 8000 yıl belki 200 bin yıllık tarihi olan bu şehrin maalesef tümüyle anıtları yok ediliyor. Belleği yok ediliyor, kimliği yok ediliyor. Şimdi orada o zaman romancı ben şunu yapamam ki ya bir aşk hikayesi yazıyorum işte Boğaz'da bir çay bahçesi deyip geçemem. Boğaz'da bir yalı deyip geçemem. Bilmem işte Beyoğlu'nda bir sinema deyip geçemem. Bunları anlatmak zorundayım. Bunlar kentin belleğidir ve hiç değilse yok edildiği anda insanlar dönüpsünler ve okusunlar desinler ki abi böyle bir yer varmış ya desinler diyebilsinler. Şimdi roman çok işlevlidir. Sanat çok işlevlidir. Bir işlevi yok sanatın. Bir sürü aydınlatır, eğitir, bilgi verir, estetik haz verir. İşte insanın kendi ruhuyla yüzleştirir. Oyun kurar, kaçışı sağlar. Yani pek çok bunlardan bir tanesi de bence artık evet kente sahip çıkmaktır. Çünkü roman kentin ürünüdür. Onu yaratan kente sahip çıkmak zorundadır roman. O kentteki bütün anıtlara sahip çıkmalıdır. Ve bence özellikle bizde artık roman bir şehirlik bilinci yaratmalıdır. Çünkü şehirlik bilinci aynı zamanda insanın kendi bilincidir. Yani yaşadığı yeri bilmeyen insanın, yaşadığı yeri bilmeyen insanın kendini bilmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum ben. Bir de şey de önemli. Yani sizin tarihi kullanırken metinlerinizde bir nostaljik unsur olarak kullanmıyorsunuz. Aa vah vah vah. Yok, i̇şte şimdi böyle bir şey oldu değil. Hatta neredeyse mümkün olduğunca nostaljiyi ortadan kaldırıp hani dediğiniz gibi bir bilinci birlikte yaratmak. Evet. Hani geçmiş ve o yüzden de eserlerinizde güncel hep var. Evet. Yani tarih tek başına orada katılaşmış bir unsur olarak durmuyor. Her zaman güncelle tarih arasında gidip gelen bir ilişki ağları içerisinde biz metinde dolaşıyoruz aslında. Yani şehirle kurduğunuz ilişki
hani kurmacaya da bir dolaşma şeklinde. Tabii. Yani okur sadece bir şeyi okumuyor. Aynı zamanda hani ben en azından sizin eserlerinizi okurken hep yürüyormuş gibi hissediyorum. Doğru. Bir yerlerde dolaşıyoruz. Çünkü şöyle, sonuçta biraz önce söyledim, anlattığımız şey kültür aslında. Kültür dediğim şey insan. Ya, mekanlar değişiyor, tarih değişiyor, uygarlıklar değişiyor. Yani mesela Patasana'da 3500 yıllık bir hikaye anlattım ben. Ama sonuçta o gün başlayıp bugüne geliyoruz ve değişmeyen şey insan. Yani Hitit Sarayı'ndaki Yazman Patasana ile günümüzde Kazı Merkezi'ndeki Esra, sonuçta ikisi de insan. Yüzbaşı Eşref insan. Yahut Nuanza, Nihat'ın bileziğinde insan. Ya, asıl mesele o. Yani mekanlar değişiyor, teknoloji değişiyor, kullandığımız araçlar değişiyor, konuştuğumuz dil değişiyor ama değişmeyen tek şey insan. Ve elbette bu insan işte o kültürle, o kesintisiz akan kültürle bizi birbirimize bağlıyor. O karanlık çağ dediğimiz şey bile bir kesinti değil. Orada bile bir şey var. Dolayısıyla eğer siz bu kültürü kaçırırsanız ya da bu kültürün bütünlüğünü ortadan kaldırırsanız insanı anlatmakta zorlanırsınız. Ya, asıl mesele o. Bunu biz yarattık. Bu kültürü biz yarattık. Dolayısıyla biz kimiz? Ve yarattığımız kültür daha iyi, daha demokratik, daha doğru nasıl olabilir? Asıl soru bu. Evet. Ya da nasıl olmalı? Olmalı mı? Yani bunları tartışmak da çok önemli. Yani ya da işte, kültür barbarca bir şey mi? Mi? Tabii yani, ki yani işte. Bir taraftan da. Yevgeni Zamyatin'in Biz romanı mesela bir yani anti-ütopya bir romandır. Yani sosyalizme yapılmış. Ben çok çok sağlam eleştiri demedi. Bunun aynısı roman 30'larda falan galiba yazılmıştı. İşte sonra Sovyet Devleti çöküldüğünde adamın söylediği her şeyin bile bir doğru olarak ben Sovyet Devleti'ne gittim ve gözümle gördüm. Yani herkesi birbirine benzetmiyor. Bu o kadar değil. Biraz abartmıştı Yevgeni Zamyatin ütopya romanı yazdığı için. Ama giderek önerilen şey o. Yani toplumun ihtiyacı olan şey şudur. Sen bunu uymalısın. Niye uyuyayım? Yaşama sevincimi kaybedeceğim. Bana diyor ki sen yazar olmayacaksın, doktor olacaksın. İstemiyorum doktor olmayı ama diyor bizim doktora ihtiyacımız var. Ama o zaman ben kötü doktor olacağım. Hastaları öldüreceğim. Umurunda değil. Yaşama sevincimi kaybedeceğim. Umurunda değil. Yani onu çok romanın kendisi, işte o kültürü de, yani o kültürün ne kadar doğru olduğunu, ne kadar modernizmin bize ne sağladığını, ne getirdiğini, ne götürdüğünü, bunların hepsini tartışabilmesi lazım. Yani o anlamda hani romanın sınırsız bir özgürlük içerisinde olması ve çok farklı düşüncelerden yararlanıyor olması yani. Yeri geldiğinde roman anarşist de olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bir terörist bir davranış içerisinde de olabilir. Önerebilir yani. Kimseyi öldürmekten söz etmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın elbette. Bombalamaktan, kundaklamaktan bahsetmiyoruz. Ama zihniyet olarak öyle şeyler vardır ki bunları ortadan kaldırmak, yani dövüş kulübünde olduğu gibi yani. Ortadan kaldırmak, bunlara duyulan tepki, bunlara duyulan öfke, ya işte Kafka'nın o müthiş alegorilerinde olduğu gibi, davada olduğu gibi. Ya bunları anlatması gerekiyor romanın. Bunlar, ya insana kendini büyük bir cesaretle ve büyük bir zerafetle gösteren şey romandır bence. Ve sözcükleri kullanarak. Evet. Şimdi yani insan çok önemli sizin eserleriniz. Bir de polisiyenin bir tür olarak hani bütün bu kamusallığı mümkün kılarken tek tek bireyselliğin nasıl ortaya çıktığını da göstermek gibi. Evet. Şahane bir özelliği var. Ben çok seviyorum mesela polisiyelerde bunu okumayı. Çünkü hani o dönemde, o yüzyılda bir bireyin kendi bireyselliğinin izlerini de biz polisiyede görebiliyoruz. Tabii. Çünkü polisiyede suçlu olmanın yolu birey olmak. Doğru. Çünkü biz o bireye has izlerden yola çıkarak suçluyu buluyoruz. Aynen öyle. Evet. Ya şeyde bile bakın şimdi destanlara baktığımızda biz şunu görürüz. Karakter ya iyidir ya kötüdür. Evet. Ya bakarız işte Herakles tamam yani. Kahraman adam yani süper adam falan. Ya Odysseus. Ama şimdi mesela Sofokles'in Oidipus'unda Oidipus'un nasıl ruhunun parçalandığını görüyoruz. Yani adeta yıllar sonra yazılacak olan Don Kişot'taki karakterin kendini şövalye zanneden karakterin parçalanmasına yakın bir durum görüyoruz. O söylediğiniz şey çok önemli o açıdan. Suçun insan ruhunda yarattığı etki bireyleşme, bireyselleşme, birey olma, kendini toplumdan ayırma, sürüden ayırma, iyi ya da kötü ne olursan olun, yani kötü bir karakter de olabilir. Bunu en iyi anlatan, buna fırsat veren tür olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Suç bu açıdan çok çok önemli. Yani benim hep söylediğim bir şey vardır. Yani Shakespeare niye suçu yazdı? Dostoyevski niye suçu yazdı? Yani şimdi Hamlet'i, Macbeth'i, 3. Richard'ı
bunlar suçtan yola çıkarak yazılmış. Yani Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler veya Budala, yani orada da bir cinayet vardır sonunda. Bunları yazmalarının bu adamların altındaki nedeni o insanı anlatmak. O bireyi en iyi dışa vuruyor çünkü. Evet. Yani birini öldürüyorsun ve kendini gizliyorsun. Yani Suç ve Ceza, evet, cezadaki o Raskolnikov'un ruhsal gelgitleri inanılmaz ya, bir şey. Deney yapmış. Öldürdüm, zararlı bir kadın, yaşlı bir kadın öldürdüm. Ama sonra vicdanın öne çıkması. Evet. Sonra korkusu, adam müfettiş gelmiş bunu sorguluyor. Ve sonunda itiraf etmesi, yani olağanüstü bir şey. Yani bunu ancak böyle yapabilirsin. Yani tamam, Proust'un Yitik Zamanın Peşinde de bir kendi benliğini cinsellik üzerinden, gizli cinsellik üzerinden araştırması. Bu da enteresan. Orada da belki yani gizli bir utanç duygusu, kendini ifade edememek, açığa vuramamak, cinsellikten duyulan derin korku, bunun yaşanamamasına, bunlar olabilir ama suçta bu çok bariz ve net bir şekilde anlatılabiliyor. Görünür hali. Evet. Yani birey kendisini kentte var ederken, o sizin söylediğiniz işte destanlar, efsaneler, artık yeni bir kahraman ortaya çıkıyor. Ve polisiye bu kahramana, yani yeni kahramana en çok işaret eden tür. Doğru. Ve o işareti de her yönden yapıyor aslında. Yani hem biz kamunun gözünden bireyi görüyoruz. Çünkü yani diğer roman türlerinde bunu, ya da anlatı türlerinde diyeyim, bunu görmek çok mümkün değil. Yani polisiye de kamunun bu bireye nasıl baktığı, doğru, devletin bu bireye nasıl baktığı, evet, ve dahası bireyin kendi kendine nasıl baktığı. Tabii. Bunların hepsi bir araya gelerek aslında... Evet. Bize sunuluyor aynı aynen metin öyle içerisinde. Aynen öyle. Bir de siz bunu üstelik tarihsellikle de birleştirerek ve nostaljiyi de ortadan kaldırarak. Evet. Çünkü önemli olan bugün. Biz bugün, doğru, burada yaşıyoruz. Doğru. Ve bugün ve burada olarak, tabii, ne yapabiliriz? Aynen. Sanırım öyle. Sizin edebiyatınızın en ayırt edici taraflarından birisi de bu. Evet. Yani polisiye yazmadığınızda da bu önemli. Aynen öyle. Aynen öyle. Şeyi ben çok, yani geçmişe yakılan ağıt, yani ya, ben de geçmişimi düşündüğüm zaman gözlerim dolar yani. Aa, ne kadar güzel çocuktum, gençliğimde şunları yaptık falan. Olur ama bu bir şey sağlamıyor. Yani özellikle, evet, romanda bir şey sağlamıyor. Geçti. Yani. Geçti. Yani bu edilgenlik biraz. Evet. Açıkçası edilgenlik. Evet. Ben romanın edilgen olması gerektiğine inanmıyorum. Yani romanın özelliğinin ne olduğunu inanıyorum ki, sanatın da olduğunu inanıyorum. Hele günümüzde insanı değiştirmeli. Evet. İnsan, evet, düşünmeye sevk etmeli. Günümüzde dedim, günümüzdenin altını çizmek isterim. Çünkü şu anda insan hastalandı. Hasta insan. Ve ne yazık ki hasta olduğunun farkında değil. Asıl acısı o. Yani hasta oluruz ve farkında oluruz, bunun tedavisine, çaresine bakarız. Ama şu anda dünyadaki liderlere baktığımızda, dünyadaki seçim sonuçlarına baktığımızda, Türkiye'deki seçim sonuçlarına baktığımızda, Türkiye'deki insanlara baktığımızda, insanın inanılmaz bir şekilde bencilleştiğini, ya, ahmaklaştığını, vahşileştiğini, acımasızlaştığını, onu o yapan empati duygusunu yitirmeye başladığını görüyoruz. Korkunç bir şey. Hem kendi türümüze zarar veriyoruz, öteki türleri zaten hunharca, öteki canı yok ediyoruz, doğayı yok ediyoruz. Şimdi tam bu noktada bence romanın kendi işlevinin yanı sıra, bu işlevini yitirmeden, bu çok önemli, kendi işlevini yitirmeden insana insan hakikatini anlatma gibi bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bu hakikati anlatırken de Rönesans dönemindeki o büyük yanlışa düşmeden, insan müthiş şahane bir varlıktır, iyi bir varlıktır, zeki bir varlıktır, yalanına demeyelim, eksikliğine savrulmadan. Çünkü evet, iyi ama kötü, zeki ama aptal, yaratıcı ama yıkıcı. Vahşi yıkıcı. Yıkıcılığı örgütlemiş tek canlı türü yani insan. Böyle bir tür. Hem öteki hayvanları şu anda öldürüyoruz. Toplu halde katlettik. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler toplu halde insanları yok etme fabrikaları kurdu. Yok etti. Biliyorsunuz işte toplama kamplarında. Ya insan böyle, biz böyleyiz. Biz böyle bir mahlukuz. Bunu bilmek niye önemli? Romanın bunu anlatması niye önemli? Belki bunu fark edersek, bunun farkına varırsak değişmeye başlayabiliriz. Romanın bence bir görevi varsa eğer, hani işlevlerinden bir tanesi de budur. Öteki türlü, ya biz aslında çok iyi bir türüz, işte çok zeki de bir türüz. Evet. Bak aman bunları da, bak araba da yap, bak uzaya da gidiyoruz. Bu bizi kurtarmıyor. O uzaya giden teknoloji bütün türü yok edebilir. Sadece bizi değil, bütün dünyayı yok edebilir. Sorun insanın ruhunun iyileştirilmesi gerekiyor. İnsanın akla doğru, zekaya doğru ve doğru kültüre doğru yönlenmesi gerekiyor. İşte tam da bu noktada bence romanın çok büyük önemi var. Çünkü din de bunu yapabilir diyeceksiniz. Din parçalar. Hristiyanlık başka bir şey söyler, Müslümanlık başka bir şey söyler, Yahudilik başka bir şey söyler, Budizm başka bir şey. Bütün dinler kendileri için doğrularını söyler. Ama roman böyle değil. Evet. Sanat böyle değil. Sanat herkese seslenir. Sanatta şey yoktur.
ayrımcılık yoktur. Hayata tutulan aynadır işte, sanat. O yüzden şey. Hani edebiyat sevenler şahane, edebiyat sevmeyenler salaktır demeyiz biz. Demeyiz. Bugün bir gün okudu. Ben roman okumuyorum. Okuma arkadaşım, şiir oku. Evet. Yani başka bir şey. Film izle. Sanatın bir alanı. Mutlaka bir şey bulunur. Biz böyle demeyiz. Ama öteki der. Kafir şuraya, ideoloji öyledir. Marksizm kendisi gibi olanı düşünecektir. Faşizm kendisi gibi olacak, liberalizm kendisi gibi olanı düşünecektir. Böyle değil. Bu anlamda sanatın inanılmaz bir gücü var. Ben imza günüme gelen insanlara bakıyorum. Herkesin ben insan var. Evet, mütedeyyin, ülkücü, anarşist, komünist, işte lezbiyen, her çeşit yani eşcinsel arkadaşlar, herkesin ben. Kürtler, Türkler, Ermeniler, Süryaniler, herkes geliyor. Gelmesinin nedeni şu. Benim yazdığım romanlarda insanı anlatmam. Benim duruşum belli. Solcuyum ben. Herkes evet. biliyor. Bu saklamıyorum zaten. Evet. Muhalifim, bu da belli. Ama asıl mesele insanı anlatmak ve bunu anlatırken nesnel bir yerden bakmak. Evet. Ben böyle bakmaya çalışıyorum. Böyle baktığım zaman o da bütün insanları yakalıyor. Ve tabii bu bana özgü bir yöntem değil. Bunun aynısını Shakespeare de yaptı, Dostoyevski de yaptı, Balzac da yaptı, Victor Hugo da yaptı. Bunların hepsini baktı. Ya Dickens geri kralcı bir adamdı yani. Evet. Ama romanlarına baktığınızda olağanüstü bir gerçekçilikle karşılaştınız. Marx onun eserlerine örnek verir. Balzac, Steinbeck bunların hepsi yani düşün. Ya bazı faşistler var ya, adam faşist ama yazdı. Dostoyevski yani neredeyse günümüzde yaşasa faşist olacak herif yani. Rus Ortodoks Doğu dünyayı kurtaracak diyen bir adamdan söz ediyoruz. Ama eserleri derin gerçekçilik taşıyan. Yani bu anlamda romanın böyle bir gücü var. Ve bugün çok daha fazla bizim bu gücü ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Evet, bir de aslında şey de düşünmek lazım. Sonuçta son 2000'li yıllardan sonra söylediğin şey çok önemli. Türkiye'de sizin eserlerinizin toplumun her kesiminden bu kadar ilgi görmesi, yani çıkan her kitabınızın yine okur tarafından böyle kucaklanması Türkiye açısından bir vakıa aslında. Doğru. Bunun neden bir vakıa olduğu ve neden bunun polisiye üzerinden ya da hani başka bir, mesela siz şiir yazsanız bu kadar olur muydu? Olmaz. Olmaz. Tabii herhalde. Ki olmaz. Ya da ne bileyim postmodern roman yazsanız bu kadar olur muydu? Olmaz. Ama polisiye söz konusu olduğunda sanırım bir adalet, yani adalet, hukuk, ne diyeyim, güvenlik. Doğru. Ve değişen ve dönüşen bir dünyanın insanları bu türe çektiği de özellikle Türkiye'de tabii, herhalde bu vakanın bence da... bu çok önemli. Birkaç şey daha var aslında. Bir polisiye dünyada çok okunuyor. Birincisi aslında benim bu kadar okunmamın altındaki bence ana neden bu. Çünkü insanlar çok sıkılıyorlar. İnsan sıkılan bir varlık, gerçekten böyle tanımlanabilir. Ben bir roman okuduğum zaman da o romanda beni başka bir yere götürmesini istiyorum. Yani unutmak istiyorum. Yani kendi hayatımı, şu anki hayatımı unutmak istiyorum çünkü sıkılıyorum. Bir bunu, mesela benim kitabımda bir bunu görüyor. Yani orada bir cinayet vakası var ve bu vakanın içerisinde kayboluyor. Başkomiser Nevzat ya da kimse artık o karakterle beraber bir serüvenin içerisine atılıyor. İki, bunu güzel bir Türkçeyle, yani onu zorlamayan bir Türkçeyle okuyor. Yani kasmayan, düzgün bir Türkçe, akıcı, aynı zamanda zengin bir Türkçeyle. Üç, bilgi bir sürü şey öğreniyor. Yani evet. Okurken ben de öğreniyorum. Çünkü ben İttihat Terakki'yi yazdım. Çünkü ben bilmiyordum. Ben İttihat Terakki uzmanıyım. Ya Titit'leri yazdım. Patasana da uzman değilim. Ya ben şehir sosyolojisi ya da şehir mimar tarihçisi değilim ama... Onu yaparken ben de bunlar üzerine çalışıyorum ve ben de öğreniyorum. Şimdi bu da ama oluyor. Bu da polisiyenin mümkün aynen, değil mi? Polisiye yazarken aynen, yazarın evet. da böyle çalışması. Şimdi romanın ölmemesi yani bütün öteki türler biraz düşerken yani diyelim polisiye. Tiyatro, şiir, roman ölmüyor ama polisiye hiç ölmüyor. Evet. Çünkü öyle bir özellik survivor dediğimiz şey var polisiyede. Her şeyi alıyor bünyesine. O kadar güçlü bir karakter ki kendisini bozmadan kendi bünyesinde bunu aktarabiliyor, anlatabiliyor. Yani her şey polisiyede felsefe romanı işte Umberto Eco günün adını yazdı. Ya bir başı başına felsefe roman bize anlattığı şey. Polisiyede bilim kurgu yazabilirsiniz. Blade Runner yani. Hani her şey mümkün. Evet, bütün o şablona rağmen çok esnek bir yapısı var. Aslında. Aynen öyle. Her şeyi alabilir içerisine ve evet. kendi karakterini bozmadan sunabilir. Ve güncelleyebilir. Politik roman yazabilirsiniz. Evet. Yani Semprun'un Naçeyev Dönüyor diye bir romanı vardı. Enfes bir politik romandır yani. Çok sağlam bir kara romandır. Yani benim romanlarımda bence politik romanlar hepsi. Tabii. Gerçekten politik bence romanlar. Bence de yani hepsi. Hele zaten polisiye yazılmaya başladığında politik olmaktan bağımsız düşünülemez. Düşünülemez. Aynen öyle. Adaleti tartışıyoruz bana. Çünkü. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün gerçekten tabii sizinle bir sürü şey konuşabiliriz. Belki umarım konuşuruz başka bir başka zaman.
Bugün İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında Ahmet Ümit'le birlikteydik. Hoşçakalın.